Herkese günaydın. Bugün cumartesi. Vlogu ben başlatıyorum. Neden? Çünkü Özge'ye bakıyor. Şimdi cumartesi günleri bizim evde böyle bir temizlik hareketi başlıyor. Bizim yangın merdiveninde biraz eşyamız vardı. Site yönetimi onları atacağını söyledi. O yüzden onları bir toparlamam gerek. Merdiveninde kitaplarımız vardı. Onları biraz toparladım. Şimdi geri dönüşüme götüreceğim. Bugün Seda'nın evini temizlemeye devam ediyorlar. Özge o yüzden Özgü'yü bana emanet edecek. İşte ona bakacağım. Vlog işi bende. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Kitaplarımız burada. İşte şöyle. Bu benim çok küçükken bana alınan bir top var. Basketbol topu. Şöyle poşetlere ayırıyorum bunları. İşte Migros'ta bulunan kağıt geri dönüşüm kutularına tek tek bırakacağım. Onlar da biraz küçük olduğu için çabuk doluyor. O yüzden 2-3 poşet yapacağım. Farklı farklı yerlere gideceğim. Bakalım. Herkese günaydın. Murat'ın da dediği gibi bugün vlogum Murat'a emanet. Çünkü kızımı Murat bakacak. Ben de temizliğe gidiyorum Seda'ya yardıma. Bugün bitecek inşallah. Anneciğim. Ondan sonra anneciğim ne yapıyorsun? Ne var ağzında? Bak yine kamera görünce konuşmaya başladı. Bugün Murat'ın çok işi var. Video çekecek. Özge'ye bakacak. Değil mi? Şimdi size bir de bir şey göstereceğim. Murat'ta istifçilik hastalığı var. Ben artık onu bu şekilde adlandırıyorum. Murat'ın üniversite notları ve atmıyor. Hiçbirini atmıyor. Atmak istemiyormuş. Bunları da koyacak hiçbir yerim yok. Nasıl tanımladım ben sana o notları hayatım? Nasıl tanımladın? Onlar benim benliğimi oluşturan şeyler. Beni ben yapan şeyler. Seni sen yapan şeyler. Ağzından çıkan her kelimenin sebebi onlar. O kadar yani. Evet. Nasıl bir insan bunu bu kadar anlam yükler anlamadım. Benim üniversite notlarımda matematiksel istatistik falan. Şimdi hiç öyle hayatımı oluşturan bir şey yoktu. Eral Hoca'nın notları var orada. Eral Hoca'nın notları. Allah rahmet eylesin tekrardan. Burada şimdi bunları fazla gelen kitapları geri dönüşüme yolluyoruz. Birçoğunu zaten ben dağıttım. Bunlar da artık dağıtılmayan kitaplar. Bunları poşetleyecek Murat. Geri dönüşüme götürecek. Çöp atmak istemiyoruz hiçbir şekilde. Bunları ne yapacağını bilmiyorum. Ben bir şekilde yerleştir dedim. Çünkü salı günü günüm var ve şu görüntüyü görmek istemiyorum. Yani bugün çok işim var hayatım. Hem çocuk bakacağım hem evi onları halledeceğim. Hem geri dönüşüm yollayacağım falan. Kızım bana yardım edecek. Nasıl seviyorum? Hep uyuyacakmış bugün. Karnı doydu ben gidiyorum. Değil mi teyze? Evet biz bir plan değişikliği yaptık. Çünkü Murat Bey'in işleri var. Çünkü çocuk da yapamaz. Yapamayacağını yani kitapları düşünüyorum. Motorla Migros'a götüreceğim. Özgü'yü motora bindiremeyeceğim için. Özgü'yü ben Seda'ya götürüyorum şimdilik. Murat kitapları bıraktıktan sonra gelecek. Evet. Özgü alacak ve devam edecek. Telefonumu da Murat'a emanet ediyorum. Kitapları falan kaplarken, şey yaparken size gösterecek. O zaman sana kolay gelsin Murat. Teşekkür ederim. Telefonu veriyorum. Kolay gelsin. Al bakalım. Evet Özgü'yü gönderdim. Şimdi Özgü'nün yıkanan çamaşırları var. Onları balkona asacağım. Ben şimdi kitapların bir kısmını şu şekilde hazırladım. Daha çok kitabımız var ama işte motoru anca bu kadar sığdırabiliyorum. Bugün bunları bir götüreyim de gerisini artık Allah'ın izniyle yavaş yavaş götürürüz. Diğer kalanları da benim atmayacaklarını da bu kutuya koyacağım. Bu kutuyu da bizim yatağımızın altına koyacağız inşallah sığarsa. Bu şekilde bir çözüm buldum. Bunları atmıyoruz. Bakalım şimdi çamaşırları astıktan sonra ben yeni çamaşırları attım. Şimdi bu kitapları götürmek için çıkıyorum. Özge'nin KPSS A grubu kitaplarını götürüp kargoya verdiğimde böyle bayağı bir saat sıra bekledim. Bir saatte kargo işlemleri sürdü hepsini farklı bir yere gönderdiğim için. O yüzden yani bu genel kültür kitaplarını da göndermek isterdik. Özge de o şekilde planlamıştı ama inanın çok zaman alıyor yani. Evde onları ayrı ayrı düzenlemek, kimin hangi kitabın kime gideceğini belirlemek, adresleri yazmak, sonra PTT'ye gidip orada adresleri tekrar yazmak vesaire derken o kadar zamanımız yok. Ben de hafta içi zaten hem üniversite hem iş derken çok yoruluyorum. O yüzden geri dönüşümü veriyoruz artık. Migros'tan çıktım. Diğer Migros'a giderken bir kağıt toplayan bir kardeşimiz denk geldi. Çok iyi denk geldi vallahi. Onu durdurdum hemen. Diğer kitapları da ona verdim. Sonra bir markete gittim. Biber ve ketçap mayonez aldım.
Belki mantar sote yaparım bugün. Şimdi biraz atıştıracağım. Dünden kalan mercimek çorbası var. Lahana var. Lahana yemeği. Bir de pilav var şurada. Galiba şu ikisini yiyeceğim. Şimdi ısıtıyorum ve yiyorum. Buna bizim oralarda karışık derler. Lahana, fasulye, işte biraz pirinç var sanırım. Karışık derler ismini ama sizin oralarda ne diyorlar bilmiyorum. Ya da yiyor musunuz böyle bir yemek bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Murat size durumu özetlemiştir. Benim için işim erken bittiği için, planları da bittiği için eve geldim ve yemek yapacağım. Şu mantarları yapmam lazım çünkü son tarihi geçecek, son kullanma tarihi. Hatta biraz kötü olmuş gibi. Muhtemelen buralarını kesip atacağım. Mantar sote yapacağım. Soteyi herkes farklı yapıyor. Ben sadece soğanla kavuracağım. İsterseniz siz içine biber de koyabilirsiniz. Et de koyabilirsiniz. Domates de koyabilirsiniz yine. Şimdi öncelikle bu mantarlarımı güzelce bir yıkamam lazım. O yüzden başlıyoruz. Şimdi şu uçlarını ben atıyorum genelde. Genelde değil, hep. Bayağı çürükler olduğu için iyicene temizlemem lazım. Şimdi doğramaya geçebilirim. Doğradım. Mantarlarımı biraz beyazlaşsın istiyorsam limonlu suda bekleteceğim ama biz biraz acıktığımız için bu olaya hiç girmemeyi düşünüyorum. O yüzden hemen kızartmaya geçeceğim. Geçmeden önce soğanlarımı doğrayacağım. Daha sonra geçeceğim. Yoğurtlu domates biber kızartması yapacağım. Sarımsaklı böyle güzel oluyor. O yüzden hemen yıkamaya geçiyorum. Ben boşuna demiyorum. Bu hayatın yükünü ben taşıyorum diye bakın. Ama ben gimbal'ı taşıyorum. Gimbal çok ağır. Şöyle bir şey oldu. Şimdi annem yemek yapmış. Birlikte yiyelim dedik. O yüzden ben de yaptığım, yani doğradığım şeyleri götürürüm aşağıda. Burada kızartacaktım. Burada yağım bitmiş ve farkında bile değilim. İnsanın yağı biter de farkında olmaz mı? Değilim. İşte olmamış. Olmamışım. Ne yapayım? İnsanlık hali sonuçta. Gimbal'ımı sokuyor bence. Şimdi annemlere gidiyoruz, sevgili annemlere. Orada ben yapacağım. Bu arada ben sana vermiştim bu vlogu, niye ben aldım? Tamam, biraz da yardım et. Ben de sana yardım ediyorum. Evet hayatım. Şimdi orada yapacağım, orada kızartacağım, yemeklerimi yapacağım. Pilav da yoktur muhtemelen orada, onu da yapacağım. Orada devam edeceğim yani, şaşırmayın. Evet, doğrama işlemine burada kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, bunu ıslatalım şimdi. Ben şunu şöyle alayım şu tarafa. Evet, sofrayı kurduk. Salata var burada. Domates, biber var. Yoğurt herkes sevmiyor diye yoğurdun ayrı yaptık. Mantar sote var burada. O zaman bize afiyet olsun. Evet. Ben montumu giydim. Kapşonumu kapattım. Özge de gömlekle çıkmış. Çok mantıklı bir karardı. Peki senin burada ne yapman lazım? Benim burada sana tavsiye vermem lazım. Demem lazım ki niye böyle çıkıyorsun dışarı? Kolay gelsin. Şimdi biz Baskül ailesi olarak... Hayır, burada centilmen olan insan montunu çıkarır. Hayatım, valla üşüyorum. Biz Baskül ailesi olarak... Görüyorsunuz. Evlenmeden önce böyle değildi kızlar. Görün.
Çayı sadece çay olarak içemediğimiz için bisküvi, işte çekirdektir, ne bileyim, böyle boş şeyler almaya gidiyoruz. Sesim markette tekrar görüşürüz. Vlog nasıl gidiyor bu arada? Benim çekim açılarım, sanatsal dokunuşlarımı beğeniyorsunuz değil mi? Dürüst olun. Sanatsal dokunuşlar yapıyorum. Mesela mikrodalgaya çorbayı koyarken böyle kamerayla beraber çorbayı çektim. Anladın mı? Mikrodalgaya koydum. Mikrodalganın camı üşüyorum hadi. Şey pütür pütür olduğu için mikrodalganın içini çekemedim ama hızlı çekimde onu da çekmeyi düşündüm. Bakın bunlar hep yönetmenler. Ben biliyorsunuz radyo TV okudum 2 yıllık. O nedenle bakın benim videolarım uzun olabilir çünkü ben çok konuşurum. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi size aldıklarımızı gösteriyorum. Tolkun'un şöyle fındık kremalı gofretini aldık. 2 tane cips aldık. Muhtemelen bana yoğurtlu yaptıracaklar şimdi. Hiç onları demeden yapayım. Şöyle mus aldık. Tutku aldık. Ve son kez de çekirdek aldık. Şimdi ben cipsler için yoğurtluya geçiyorum. Çay saatine geçtik. Seda Hanım da çekti ellerini. Ablam da burada çay koyuyor. Maşallah. Kızım. Bana bak. Aslında gibi darmanım var. Bana bak. Özgü Duru'yu uyuttuk. Anne baba saatine hoş geldiniz. Şimdi Özge bize dibek kahvesi yapacak. Daha sonra biraz sen muhabbet, sohbet edeceğiz. Bakalım. Murat bu işi sıcağı çok sevmedim. Hoşuna mı gitti? Bakalım başladı? Nasıl olacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevdiğimi sevmedim. Doğru söyle. Zor bir iş. Ya. Yani ben bana kalsa bugün 35-40 dakika video çekmiştim. Bir baktım videonun 2 dakikasında ben varım, gerisinde Özge var. Yani çekiyorsunuz videoyu gayet sanki her anınızı çekiyormuş gibi oluyor ama sonra editledikten sonra, düzenledikten sonra bir bakıyorsunuz ki 10 dakika. Teşekkür ederiz. 2 bardak kahve için bir ölçek bundan koyuyorum. Kendi ölçeği bu arada. Ve bir ölçek de normal Türk kahvesi koyacağım. Bol köpüksüz bir kahve yaptım. Olsun ama tadı güzeldir inşallah. Yanında buz gibi soda. Bu arada ben az önce Özge aldığı için gittim ve Murat yaptı kahveleri. Hemen bana laf sokmayın kızlar. Kahveyi de kocalar. Ben de yapabilirim dedi. Canım ne olacak? Tabii canım da öyle ne bileyim söylemek istedim. Kahveyi tam içecekken Özge Duru tekrardan ağladı. Ve ben tekrardan yanına gittim. Kahvemi soğuk içeceğim. Neyse ki soğuk kahveler bu aralar. Neyse ki soğuk kahveler bu aralar. Revaçta sıkıntı yok. Zaten anneler genelde her şeyi soğuk yer. Soğuk yemek, soğuk çay, soğuk kahve. Olsun ama Allah'a bin şükür. Buna da bin şükür. Bizim anne baba saati sanki birazcık anne kız saatine döndü. Olsun, ne yapalım. Daha güzel oldu bence. Ne oldu? Daha güzel oldu. Anlamadın ya, ona güldüm. Şaka yapıyorum hayatım. Seninle geçirdiğim vakitler de çok özel. Teşekkür ederim. Çok güzel. O zaman artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım mı? Hadi kapatalım. Hadi kapat o zaman. Madem sen başlattın sen kapat. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.